Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Güngör. Bugün sizlerle birlikte monitörlerde kalibrasyondan bahsedeceğiz. Evet, monitörlerde neden kalibrasyon yapmalıyız, yapmaya niyet edersek nasıl yapabiliriz, neleri artı, neleri eksi bunları bir değerlendireceğiz. Ve bu işte kullanılabilecek olan cihaz ve temel bazı ayarlardan sizlere bahsedeceğiz. Evet, bizim elimizde temel bir cihaz var burada. E1 Display Pro isimli cihaz sayesinde monitörümüzü kalibre edebiliyoruz. Peki, monitörümüzü neden kalibre ediyoruz Ali? Renk kalibrasyonuna neden ihtiyacımız var? Öncelikle neden ihtiyacımız var? ihtiyacımız var? Kimlerin ihtiyacı var? Normal oyun oynayan bir kullanıcının günlük hayatında çok fazla ihtiyacı yok. Evet. İhtiyacı olanlar genellikle profesyonel fotoğraf, baskı ve video işleriyle uğraşanlar. Dijital video işleme olabilir, baskı alınan noktalar olabilir. Düğün fotoğrafları özellikle anahtar noktalardan bir tanesi. Neden? Kağıda alınan baskı ile monitörde görülen renkler birbirinden farklı oluyor. Evet. Profesyonel monitörlerin amaçlarını açıklarken zaten doğru renk göstermek olduğunu belirtmiştik. Ve VP2768 profesyonel bir monitördü. Bu rehberden önce incelediğimiz son profesyonel monitör olarak orada demiştik ki bu rehberi yapmamız gerekecek. Bunu açıklamamız biraz daha anlatmamız gerekecek. İşte bu yüzden bu rehberi de yapmaya karar verdik. Şimdi profesyonel kalibrasyonlu bir monitörü aldın karşına. Renkler doğru gözüküyor. Ama senin monitörün zaman geçtikçe kalibrasyonundaki ayarlarından biraz uzaklaşmaya başlıyor. Evet bu önemli bir nokta. Monitörünüzü ilk aldığınız zamanla 6 ay sonraki zaman arasında renkler değişiklik gösteriyor. Eğer profesyonel fabrika çıkışı kalibrasyonlu bir monitör almadıysan, piyasadan herhangi bir normal bir monitör aldıysan, hiçbir kalibrasyon olmadığı için renkler daha en baştan yanlış ve sapmış oluyor. Kesinlikle. Renklerde nasıl sapıyor? Monitörler çok basit bir şekilde arkadan bir aydınlatma, önde de renkler ile bize görüntüyü veriyor. Oradaki ışık değerleri arka taraftan düzgün verilmediği zaman griler saptığı zaman, beyazlar saptığı zaman, diğer renklerde farklılık olduğu zaman normalde eflatun mu, sarı mı, yeşil mi, mavi mi diye kavgaların çıktığı o meşhur elbise muhabbetinde olan gibi ortaya karışık renkler çıkıyor. Evet bu durum o kadar değişken ki monitörünüzü ilk açtığınız an ile bir saat sonraki renkler bile değişiklik gösterebiliyor. Bir de monitörlerin teknolojileri birbirinden çok farklı. Şimdi zaten birazdan bu rehber arayüzünde göstereceğiz. Öncelikle ne yapıyoruz? Öncelikle profesyonelsek aldığımız monitörün renk değerlerinin daha zengin ve doğru mümkünse fabrika kalibrasyonu olmasına özen gösteriyoruz. Evet zaten profesyonel monitörler belli standartları karşılıyorlar. Burada standart seçimleri çok önemli. Kendi alanımızda bilgi sahibi olmak zorundayız. Video mu, fotoğraf mı işliyoruz? Bizim fotoğraf işlediğimiz uygulamanın bizden istediği renk standardı ne? Tıpkı ISO standartları gibi renk dünyasında standartlar var öncelikle kendi alanınızın standartını öğrenmeniz gerekiyor. Evet. Örneğin Adobe yazılımları kullanıyorsanız monitörünüzün Adobe RGB renk gamutunu desteklediğinden emin olmanızda fayda var. Video ile çalışıyorsan REC709 alabiliyor, yeni renk standartları olabiliyor. Her zaman monitörün panelinde tutup da Adobe RGB ayarı göremiyorsun. sRGB üzerinden yola çıkıyorsun ya da kullanıcı ayarı üzerinden yola çıkıyorsun. Önce bir monitörünün doğru ayarında olduğundan emin olman lazım. Evet. Monitörünü bir tanıyacaksın. Arka aydınlatma tipini bileceksin. Sonra elinde bir de cihaz olması lazım. Bu cihazlar da çok çeşitlilik gösteriyor. Birkaç yüz dolardan başlayıp birkaç bin dolara hatta birkaç on bin dolara çıkana kadar fabrikada kullanılan e, bunlara renk ölçer spektrometre deniyor, kalorimetre deniyor. Çok farklı cihazlar var. Kimisi bastığın kağıdın üzerindeki rengi okuyabiliyor. Doğru mu değil mi söylüyor. Kimisi mağazada sattığın tişörtün rengini doğru şekilde okuyor. Kimisi bilgisayar ekranına bizim burada kullanacağımız cihaz gibi doğrulttuğun zaman ekranın gösterdiği renklerin ışığın doğru olup olmadığını sana söyleyebilir. Evet. Bunların da belli hata, yanılma payları var. Kalitesine, sınıfına, sizin bilginize göre elde ettiğiniz sonuçlar değişiyor. Evet, bir de tabii ortam ışığı var Ali. Ortam ışığı da çok önemli, çalıştığınız ortam aşırı aydınlık ise bunu da hesaba katmanız gerekiyor. Ambient Light dediğimiz ortam ışığının da ölçülmesi gerekiyor. Biz bir yandan bu rehberi hazırlarken bu cihazı profesyonel bir monitöre takıp örnek olarak yazılım arayüzüne ne yer olduğunu adım adım gösterdik. Öncelikle, Böyle bir cihaza ediniyorsun, monitörünü kuruyorsun. Cihazı aldıktan sonra, ki alması da ayrı bir macera olabiliyor, cihazını bilgisayarına takıp sürücüsünü sitesinden indiriyorsun Recep. Sürücüyü indirdikten sonra kurup çalıştırıyorsun. Sonra yazılım lisansını girersen, cihazı eğer kayıt ettirirsen yazılımdaki özellikler açılıyor. Ama yazılım arayüzünde bunlar kapalı diye görüyorlardır, ünlem vardır. Onlar mesela yazıcılar için ayrı bir cihazları var, yazıcı kağıdını okuyan o, o, kısım. Yani kapalı olanlar şu an bizi ilgilendirmiyor. Evet. Yani şunu da belirtmemizde fayda var. İlla cihaz üreticisinin yazılımını kullanmak zorunda da değilsiniz. Daha da gelişmiş yazılımlar da satın alabilirsiniz. Almanya'da özel buna özel yazılım yapan bir şirket var. Onun dışında dünyanın pek çok ülkesinde bu işi yapan farklı marka ve cihazlar var. Ama şu an bu kullandığımız cihaz dünyada bu işin en yaygın kullanılan ve en çok kullanıcının yararlanabileceği cihazlardan bir tanesi. Özellikle kullanma ve bunu edinme sebebimiz de bu. Şimdi cihazın ana menüsünde öncelikle monitörün arka aydınlatma tipini seçmeniz gerekiyor. Evet. Kalibrasyona girdikten sonra arka aydınlatma türü genellikle beyaz arka ışık V LED oluyor. Evet piyasadaki zaten çoğu monitör LED ama bu da V LED kullanılıyor. White LED LED'in bir başka tipi. Ha bunu Windows'ta değil Mac'te de kullanabiliyorsunuz. Retina öncesi ekranlarda mesela çoğunlukla CCFL teknolojisi kullanılıyor. Orada isimler çok değişiyor artık. tekerlemi gibi oluyor. CCFL, EFL öyle gidiyor. RGB'ler var, farklı LED'ler var. Burada üreticinin sitesinden ya öğreneceksin ya cihazın tanıyor olacaksın. Arka ışık tipini kendi tanımazsa senin belirtmen gerekiyor. Ama monitörlerin çoğunda bizim kullandığımız beyaz arka LED aydınlatma var. W led seçtiğimiz zaman okey. Evet. Sonra alt kısımda karşına bu sefer hangi standarda göre ayarlayacağını çıkıyor. İşlerin karıştığı nokta orası. Orada D65 mi? D45 mi? Bunlar şuna göre tasarlanmış. Çok temel bilgi vereyim. Bunların her birini tek tek aratıp bakman gerekiyor. Bir tanesi içerideki ortam ışığı kağıt ile aynı parlaklıkta bir ekranda çalışman için tasarlanmış. O yüzden kalibrasyonun sonuna gittiğin zaman yahu ekranım karardı ne oldu böyle diyebilirsin ona şaşırmamak gerekiyor. Adım adım ilerledikçe burada ayarları otomatik mi yapacağını yoksa elle mi bizim ayarları kalibre edeceğimizi seçiyoruz. Desteklenen monitörlerde bunu otomatik yapmak işi çok hızlandırıyor. Bazı monitörde yazılım bağlanıp monitör ayarlarını değiştiremiyor. Mesela diyor ki 6500 kelvin değil bu parlaklık, bunu şimdi 6700'den 6500'e çek diyor. Sen onu ya adım adım elle yapıyorsun, ya monitörün yazılımı, buradaki e, Display Pro'nun yazılımı kendisi bu işlemi yapıyor. Adım adım ekrana bunu böyle kaplıyorsun, ekrana camın üzerine yerleştiriyorsun. Yerleştirdikten sonra değerleri okuyor, arka planda renkleri geçiriyor, parlaklığı açıyor, parlaklığı kısıyor, standartlara göre ölçüyor. Bu ölçümün sonunda da bir rapor, bir profil oluşturuyor. Ve bu profilde öncesiyle sonrasını karşılaştırıp renkleri mesela Eflatun'u, sarıyı, yeşili ne kadar yanlış ya da ne kadar doğru gördüğünü anlayabiliyorsun. Yani bir kere bir profil oluşturduktan sonra Windows sürekli o profili kullanmaya başlıyor. Sizin artık bir sonraki profil oluşturma süreniz genelde 6 ay sonra olabilir. Tabii kendinize hatırlatma koyabiliyorsunuz. Kimisi diyor 3 haftada bir ben kontrol ederim, kimisi 4 haftada bir kontrol ederim. Kimi kullanıcı bunu takılı bırakıyor. Ortam ışığı değiştikçe ortam ışığındaki kalibrasyona göre otomatik ayarlama yapılmasını sağlıyor. Bu cihazda mesela flare kontrol var. Ekranın üzerinde içerideki ışık yansırsa onu düzeltebiliyor. Böyle güzellikler yapabiliyor. Ama burada ICC profilini şöyle söyleyelim. Paylaşıp başkasına gönderebiliyorsun. İndirip Windows'un içerisinden kendini silebiliyorsun. Bunu etkinleştirip devre dışı bırakabiliyorsun. Ama her ICC profili paylaşımla mükemmel sonuç ortaya koymuyor. Çünkü ben 80 kandela aydınlıkta ya da 150 kandela aydınlıkta yaptığım zaman bunu ortam ışığı farklı bir kullanıcı benim ayarlarımı hiç beğenmeyebilir. Evet. Yani yoksa biz incelediğimiz her monitörde ICC profili oluşturup paylaşırız ama kullanıcının kendi stüdyosuna uygun bir hal alması onun gerçekten o ICC profiliyle orada hazır lokma çok zor kendini tutman gerekiyor balığı. Evet burada hem panelden panele renk değişimi söz konusu hem de AMD ve Nvidia ekran kartlarının renkleri ekrana yansıtması da farklı. Bu da değişkenlik gösteriyor. Arka planda çok fazla yazılım farkı var. Bir de şunu söyleyelim bunun gibi fabrikadan çıkışı kalibrasyon bir monitörde hali hazırda üzerine sıfırdayken, ayarları mükemmel konumdayken ayar yapmaya kalktığında ayarları daha da kötü hale getirebiliyorsun. O zaman ICC profilini silip fabrika ayarlarına resetlemek çok iyi. Biz rehberi yaparken mesela şunu gördük. Fabrikada kullandıkları özellikle renk kalibrasyon cihazı çok ileri seviyede ve monitör mükemmel şekilde kalibre edilmiş. Evet. Ben arka planda sRGB ayarını değiştirdiğim zaman ya da REC 709 yaptığım zaman kalibrasyon ayarları tamamen değişiyor. Yani çok ideal bir kullanıcı senaryosunda aradan birkaç ay geçtikten sonra çok büyük sapma fark edersem ancak kalibrasyon şu an bana bu monitörde yararlı olur. Ama biz kullanıcılara göstermek için buradaki renkler değerler farklı da olsa bir öncesi sonrası çekimi yaptık. Burada fotoğraflarda özellikle bunu çok detaylı bir şekilde gördük. Temel olarak olay gördüğün gibi aslında bakıp doğru ayarları seçtikten sonra next 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 demek. Evet ama işin sıkıntılı kısmı şu kullanıcılara böyle... HAP bilgi olarak hazır sunulamama sebebi, kullanıcının kendi çalıştığı ortamın ışığına göre ayar yapması gerekiyor, kendi paneline göre ayar yapması gerekiyor, bir de çalıştığı sektörle ilgili bir renk profili bilgisi olması gerekiyor. Bu üçünü bir arada denk getirmek, ipliği böyle üç iğneden ara -ar geçirmek gibi. Son itibariyle ama bu rehberden şu şekilde yararlanacak olan kullanıcılar var. Bir, konu hakkında bilgi sahibi olup konuyu düzeltemese bile en azından bunu göz önüne alarak kendi ufak tefek ayar yapacak kullanıcılar olabilir kendi ICC profillerini internetten indirip biraz daha iyi hale getirecek kullanıcılar olabilir. İkincisi, kendi cihazını alıp kalibrasyon yapmaya niyet eden, bunu planlayıp ileride gerçekleştirecek profesyonel fotoğrafçı ve videolar olabilir. Hiç hayatta karşısına çıkmamıştır. Çekimleri mükemmel biliyordur. İşlediği monitörün ama ona renkleri farklı gösterdiğini şu an keşfediyordur. İşte o kullanıcılar için gerçekten yararlı olacağını biliyoruz. Evet, yine monitörünüzü satın alırken de artık daha bilinçli bir tercih yapacağınızı söyleyebiliriz. Şimdi burada diğer birkaç detay daha kalıyor. Aslında tonlarca detay kalıyor. Ama onların hepsini hem soru cevaplarda sizlerle birlikte cevaplayabiliriz. Hem ileriki rehberleri bırakmak durumundayız. Çünkü her biri tek tek ele alınması gereken senaryolar oluyor. Kullanıcılara daha çok çalışmalarını, öğrenmelerini, özellikle kendi ihtiyaç duydukları renk profillerini, araştırmalarını sağlık veriyoruz. Evet, sizler birlikte monitörlerdeki renk kalibrasyonu konusuna değindik. Bir başka konuda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.